Merhaba. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyaretiyle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz esasen bu ikili bir ziyaret değil. Nükleer zirveye katılmak üzere gitti. Bu nükleer zirveye de bir not olarak ekleyelim. Rusya ve İran'ın katılmaması da hafif zirvenin içeriğini boşalttı veya en azından bu yönde eleştiriler de yapıldı. Ancak bizim tarafta bu zirveye ilişkin halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, PR yönü ön plana çıkarıldı. Bu profil yükseltilince de alışılageldiğin dışında bir beklenti oluştu. Dolayısıyla zirvenin başlangıcında belki bir bu yönüyle amatörce yaklaşımdan söz edilebilir. Çünkü ortada bir ne gibi diplomatik yenilgi, ne bir istiskal varken sıradan bir diplomatik ziyaret hakkında olağan dışı beklentiler oluşmuştu. Öte yandan bütün bu eleştiriler veya soru işaretleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkan Obama'yla yaptığı Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortadan kalkmış oldu. Çünkü anlaşılan o ki bütün beklenti orada verilecek iki devlet başkanının ortaklaşa yaptığı görüşmeden çıkan fotoğrafa bağlıydı. Bu fotoğraf verildi. Şöyle bir detay var. Görüşme Oval Office'te değil, girişteki Kırmızı Oda'da veya Roosevelt Odası'nda gerçekleşti. Bu odanın özelliği şu, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan değilken de ABD'ye gittiğinde yine orada ağırlanmıştı. Zira ABD başkanları Oval Office'te ağırlamadıkları ziyaretçilerini burada Kırmızı Oda'da ağırlıyorlar. Ancak ne olursa olsun bu resmin verilmesi bizatihi amacın hasıl olduğunu gösteriyor. Ziyaret görüşmenin içeriği konusunda ise Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve göç konularının ele alındığı bildirildi. Ayrıca Başkan Obama'nın Diyarbakır'daki 7 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilişki olarak başsağlığını ilettiği ve son olarak belki bunun altını çizmek lazım. IŞİD'le mücadele ve IŞİD'in ortadan kaldırılması konusunun ele alındığını gösteriyor. Bu görüşmeye dair yapılan resmi açıklama. Ancak burada bu görüşmenin asıl yoğunluğunun Suriye konusunda olduğunun üzerinde spekülasyonlar var. Bu önümüzdeki günlerde Münbiç cebinde eğer PYD-YPG bir hamle yapar ve TSK'dan buna bir karşılık gelmezse zaten anlaşılacak, fazla beklememize gerek yok. Ancak o 98 kilometrelik sınırın kesinlikle kapatılacağını bundan itibaren artık bu resmin ardından bence ileri sürmek yanlış olmaz ki derhal bugünlerde de IŞİD'e karşı ülkemizde pek çok operasyonun eş zamanlı olarak yapıldığı da basına yansıdı. Bu görüşme 50 dakika sürdü. Daha önce yapılan Dışişleri Bakanı John Kerry görüşmesi 45 dakika sürmüştü ve bununla ilişkin yapılan çok kısa açıklamada da Dışişleri Bakanlığı'nca görüşmenin kısa olduğunun nedense altı çizilmek istenmişti ve insan hakları vurgusu vardı. Yine güvenlik danışmanı Rice ile veya Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşme ilişkin olarak da insan hakları vurgusu vardı. Bu ziyaret 5 gün planlanmış. Bir nükleer zirveye katılıp 5 gün kalmak esasında bir devlet başkanı için uzun. Ama başta ifade ettiğim gibi bunun kamu diplomasisi profilini yüksek tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Örneğin Maryland'de, Maryland biliyorsunuz hemen Washington şehrinin kıyısında bir Türkiye Camii'nin açılacak olması. İlk başta sızdırılan bilgilerde bu açılışa Başkan Obama'nın veya Başkan Yardımcısı Biden'ın gelecek olması ki Başkan Yardımcısı Biden'ı da bu arada onun da altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ettiler. Dışişleri Bakanı John Kerry'i belirtmiştim. Diğer bu üç görüşmenin peş peşe yapılması önemli. Dışişleri Bakanı, Başkan Yardımcısı ve Başkan. Ancak bu 5 günlük ziyarette cami açılışı dışında bir de hem Yahudi topluluklarının temsilcileri hem de İsrail lobisini temsil eden gruplarla tamamının ve en üst düzeyde temsil edildiği bir buluşma gerçekleşti. Bu Türkiye-İsrail ilişkilerinin artık yoluna gireceğini, burada ben bir yine masa başında, spotlar altında bir anlaşma imzalanmasın değil ama süratle büyükelçilerin telafi edileceğini bekliyorum. Bunun artık temelinin atıldığını
gösteriyor. Buradaki amaç da kongre deki İsrail lobisinden faydalanarak Türkiye-ABD ilişkilerinin gelecek başkan nezdinde güçlenecek olması. Burada Ankara'daki beklentinin Hillary Clinton'ın seçimlerine dair çıkması olduğunu biliyoruz ve Hillary Clinton'ın da İsrail lobisiyle New York bağlantısı nedeniyle olağanüstü yakınlıkta ilişkileri olduğunu biliyoruz. Diğer bir etkinlikte 100 küsur yıllık Brookings düşünce kuruluşundan yapıldı. Burada da girişte biraz olaylı oldu. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenlik ekibinin oraya gelen Amber'in zamanı gibi bazı gazetecileri tartakladığına dair videolar yansıdı ama eninde sonunda bu Brookings Düşünce Kuruluşu'nda yapılan görüşmenin gerçekleşmesi de diğer bir husus da burada soru alınmaması yazılı olarak önceden soruların tespit edilmesiydi. Bu da yine ziyaretin o arzu edilen PR boyutuna bir önemli katkıdır ve itibar kazandırmıştır. Son olarak ziyaretin ilk başlangıcında Sayın Dışişleri Bakanı George Washington Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Buradan ön plana çıkan husus bir PYD ilişkiler konusu üzerinden iki ülke ilişkileri bozulacak değil, biz ABD'ye küsecek değiliz dedi. Oysa aynı akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kapalı oturumda ki bu kapalı oturumu da Türkiye'yi temsil eden lobi kuruluşu düzenledi ve bunda da bazı amatörlükler göze çarptı. Örneğin davetliler listesinde davetlilerin ünvanları bugün de sanki o resmi ünvanlara aitmiş gibi yansıtıldı. Oysa orada Obama yönetimini temsil eden kimse yoktu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ardından zaten Kerry, Dışişleri Bakanı Kerry, Başkan Yardımcısı Biden ve Başkan Obama'nın kendiyle Beyaz Saray'da görüşme gerçekleşince bu tür eğip dükmelere hiç gerek olmadığı da ortaya çıktı. Ancak önemli olan öğlenleyin George Washington Üniversitesi'nde Sayın Dışişleri Bakanı PYD üzerinden ilişkilerimiz bozulmaz derken o 3 saatlik toplantıda bütün soruları da açıklıkla kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi doğrudan üslubuyla ABD'nin PYD-YPG siyasetini çok eleştirdiği sert biçimde yine toplantıya katılanlar tarafından ABD basına çıktı. Basın demişken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında da ana akım medyada Washington Post gibi, New York Times gibi, New Yorker dergisi gibi ve LA Times gibi yayın organlarında da sert eleştirel yazıların yer aldığını gördük. Ancak yine başa dönersek bu ziyaret nükleer zirve için olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ile Başkan Obama'nın Beyaz Saray'ın Kırmızı Odası'nda verdikleri fotoğrafla bence planlandığı şekliyle Cumhurbaşkanlığı tarafından amacına erişerek başarılı olmuş denebilir. Teşekkürler.